Rehber kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez kanalıma denk geliyorsanız ben İpek. Sizi burada gördüğüme çok memnun oldum. Enteresan şeyler oldu hayatımda. O yüzden size de hızlıca bundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir hafta önce Hollanda'ya geri döndüm. Hollanda'ya geldim ya da Hollanda'yı ziyarete geldim demek yerine Hollanda'ya geri döndüm diyorum. Çünkü gerçekten kendimi buraya ait hissetmeye başlamıştım ki Türkiye'ye apar topar dönmek durumunda kalmıştım. Yani aslında apar topar değil. Olayı dramatize etmek istemiyorum. Zaten belli bir periyot içerisinde burada yaşamaya başlamıştım ve bitince dönecektim Türkiye'ye ve döndüm de. Ama dönüşüm böyle çok içimde kalmıştı. Çok kendimi hazır hissetmeden dönmüştüm. Zaten son videolarımda da görüyorsunuz. Yani dönmek hiç istemiyordum Türkiye'ye. Ve buraya geri gelmenin de yollarını çokça aramıştım. Staj bakmıştım burada. Staj görüşmelerim olmuştu falan. Şimdi burada kısaca bir toparlamak istiyorum. Neden Hollanda'da staj olmadı? Şimdi nasıl olacak falan? Bununla ilgili soru soranlarınız da olmuştu. Onları da size de anlatayım. Arkadaşlar önce stajı söyleyeyim. Hollanda'da bir yerde staj yapmayı çok istemiştim ve görüşmeler çok olumlu gitti. Tam 3 tane mülakat yaptık üst üste ve 3'ünde de gayet güzel geçti. Beni kabul ettiklerini söylediler. Fakat daha sonrasında oluşan vize işlemleri nedeniyle staj yapabileceğim süre çok azalıyordu. Yani vize işlemleri yaklaşık 7-8 hafta alacak dediler. Özellikle koronadan dolayı ekstra uzadığını söylediler. Ve bu da benim staj süremden çok iyi oldu. Çünkü okul ve stajı aynı anda yapamayabilirdim. Bu yüzden onu bir sonraki sene yaza ertelemek durumunda kaldık. Umarım seneye yazın hiçbir problem çıkmadan aynı yerde stajımı yapabilirim. Ama şu an için orası çok mümkün gözükmüyor. Yani orası iptal oldu ve ben Türkiye'de kaldım. Hollanda'ya staj için falan gelmedim. Sonrasında da şöyle bir şey oldu. Şimdi benim buraya zaten çok fazla gelesim vardı. Hem burada görmek istediğim insanlar olduğu için hem de genel olarak burayı sevdiğim için açıkçası Hollanda'ya tekrar dönesim vardı. Ama bu çok mümkün gözükmüyordu. Özellikle de koronadan dolayı tabii ki. Bir de ben çok fazla dikkat ediyorum. Çok fazla önemsiyorum virüsü. Bazı insanlar daha az önemseyip daha rahat hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ben hiç öyle değilim. Arkadaşlarımın çağırdığı planlara çoğunlukla gitmiyorum. İşte tatillere falan hiç gitmedim. O yüzden arkadaşlarım da çok şaşırdılar. Çoğuna haber vermeden geldim buraya ve şey dediler yani hani okula çağırıyorduk gelmiyordun sen nasıl uçağa bindin de Hollanda'ya gittin falan diye. Gerçekten ben de bilmiyorum. Ama sonuç olarak gelmiş bulundum. Hatta uçağa da nasıl bindiğimi fotoğrafını şuraya eklerim. Yani böyle maske üzerine siperlik falan. Neyse. Hollanda'nın sınırları şu anda Türkiye'ye kapalı virüsten dolayı ve benim de oturma iznim olduğu için hala bitmediği için oturma iznim hala Hollanda'ya gelebiliyordum. Ben de dedim ki oturma iznim bitmeden hadi bir son kez tekrar değerlendireyim bu oturma iznini ve burada zaten kalabileceğim yerler olduğu için artık burada arkadaşlarım olduğu için dedim ki geleyim tekrardan burada arkadaşlarımı göreyim ve oldukça da uzun bir süreliğine yani bir aylığına falan buraya geldim yaklaşık bir aylığına. Yani bir ay tabii çok uzun bir süre değil ama böyle başkasının evinde yaşamak için uzun bir süre. Ama sağ olsunlar yani hiçbir problem olmadı. Burada şu anda yaşıyorum bir aylığına. Neyse sonuç olarak durum bundan ibaret. I don't wanna take the world for granted. Diğer bir söylemek istediğim şey de şu. Instagram'ı geri açtım arkadaşlar. Instagram'ı yaklaşık bir yıldır falan kullanmıyordum. Çok da mutluydum. Gerçekten Instagramsızlık bence çok güzeldi. Bununla ilgili ayrıca bir soru cevap videosunda neden kapattığımı ve kapattıktan sonra nasıl hissettiğimi falan paylaşacağım. Aslında Instagramsızlıktan yakındığım hiçbir şey yoktu. Hatta gerçekten daha da mutluydum. Herkese tavsiye ediyorum böyle bir ara vermesini ya da tamamen kapatmasını. Ama Instagram'a geri dönmemin bazı sebepleri var. Instagram'a dönmemin birinci ve en önemli sebebi şu. YouTube'u gerçekten seviyorum ve YouTube'da devam etmek istiyorum. Fakat koşullar onu gösteriyor ki YouTube kanalınız varsa ve Instagram kullanmıyorsanız YouTube kanalınızı büyütmeniz çok da mümkün olmuyor. İkisini paralel götürmek her zaman daha iyi oluyor. Hem bir taraftaki takipçileriniz öteki tarafa geçiş yapıyor. Hem de genel olarak Instagram'ınızı görmeyi insanlar arzu ediyor. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Ben de YouTube'da kalmaya devam etmek istediğim için ve büyümek istediğim için Instagram'la birlikte bunu desteklemeye karar verdiğimden tekrar Instagram'a döndüm. Zaten burada olduğum için ve burada bana enteresan gelen şeyleri sizinle paylaşmayı sevdiğim için Instagram'ı da seviyorum. Benim Instagram'la ilgili sevmediğim nokta kendimin kontrolsüz kullanıyor olmamdı ve şu anda bunu limitlemeye de çalışıyorum. O yüzden henüz bir sıkıntı yok, güzel gidiyor. Bu kanalda da Instagram'ı soran çok fazla insan oluyordu ve ben de hep kapattığımı söylüyordum. Size de bir duyurmak istedim. Tekrardan eğer merak ediyorsanız Instagram hesabımı da şuraya şöyle koyacağım. PekJackirM yazarak beni Instagram'dan bulabilirsiniz. Linklerini de aşağı ekliyor olacağım. Yine buraya da ekledim şu anda.
O şekilde onu da haber vermek istedim size Instagram'a da geri dönüş yaptığımı. Hollanda'ya ve Instagram'a geri döndüm. Şimdi evde şöyle bulduğum bir şey yiyeceğim. İsmi Butter Cake, bir tatlıymış. Şimdi birlikte yapacağız bunu. Normalde bu fırına atılıp fırında ısınması gereken bir şeymiş ama fırın çok geç ısındığı için ben direkt mikrodalgaya atacağım. Umarım aynı sonucu alırım. Ama orijinalde nasıl olması gerektiğini de bilmediğim için göreceğiz. Çok güzel kokuyor. Börek gibi kokuyor. Böyle bir şey var, kesin var. Türkiye'de var bu, eminim. Bunu ilk kez tadına bakıyorum ama buradaki arkadaşımın diğer ev arkadaşları Hollandalı. Onlardan öğrendiğimiz bir şey bu. Bayağı güzel. Bu bir çeşit yağ. Biraz böyle katı kıvamlı ama bildiğiniz tereyağı gibi kokuyor. Hatta biraz daha ağır bile kokuyor.